Kazakistan'ın başkenti Astana'da dünya göçebe oyunlarına hazırlanıyor. 8-13 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek oyunlar, hazırlıklar sürüyor. İşte bu dev organizasyona şu ana kadar 89 ülkeden 2000 sporcu başvurdu katılım için. Astana Stadı, hipodrom ve diğer tesisler hazır. Sporcular için en seçkin 21 otelin rezervasyonu da tamamlandı. Önemli bir konuğumuz var bugün. Uygulama Müdürü, Dünya Göçebe Oyunları'nın hazırlık ve uygulama müdürü Nail Nurov. Astana'da bizi bekliyor. Hemen biz de o noktaya dönelim. Nurgali Jasikbay'ın sorularını yanıtlayacak, hazırlıkları değerlendirecek. Efendim, TRT'nin Kazakistan temsilciliği olarak bugünkü yayınımıza Astana merkezli faaliyet gösteren 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı hazırlama ve uygulama müdürlüğünden gerçekleştiriyoruz. Ve bugünkü yayın konuğumuz İcra Müdürlüğün Genel Müdürü, en etkili ve yetkili isim, özellikle Kazakistan'da spor sektöründe önemli faaliyeti bulunan duayen isim Nail Nurov'u ağırlıyoruz ve hemen kendisine oyunların hazırlık sürecini değerlendirmek üzere mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Bizim seyircilerimize bu çok önemli organizasyonun hazırlık aşamasıyla ilgili neler anlatırsınız? Но до игр, до пятых всемирных игр кочевников осталось совсем немного времени. И сейчас мы находимся на финальной стадии подготовки к играм. Evet, Müdür Bey'in aktardığına göre önemli hazırlık aşamalarını tamamladı ve şu an bir final etabına da geldiğini aktarıyor. Заканчиваются строительные работы на тех объектах, на тех семи объектах, которые готовятся к играм. В первую очередь в Астане заканчивается строительство нового современного ипподрома, который примет основную часть всемирных игр кочевников. Evet, şu an tesislerin önemli ölçüde hazırlıkları, donanım ve onarım çalışmaları tamamlandı ve Astana Hipodromu'nda, ki burada en önemli ve büyük organizasyonlar işte bu hipodromda yapılacak. Hipodromda da ilgili gereken hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu aktarıyor. Мы ждем порядка 2000 гостей из 89 стран мира. Сегодня заканчиваются подготовительные работы в гостиницах, то есть гости будут размещены в 21 лучших гостиниц города Астаны. Вот, заканчивается подготовка транспорта. Значит, город, то, что называется, прихорашивается, украшается. Вот, то есть практически уже почти все готово для того, чтобы мы приняли долгожданных гостей. Ve şu an gelinen noktada 89 ülkeden etnospor sporcuların gelmesi, Kazakistan başkenti Astana'ya gelmesi bekleniyor. Ve bu kapsamda konuklar, sporcularımız Astana'nın en seçkin ve en iyi otellerinde barındırılacak, kalacaklar. Bu kapsamda 21 otel hizmete sunulacak ve diğer tüm hazırlıkların an itibariyle tam anlamıyla sonlanmış, hazırlanmış durumda olduğunu belirtiyor kendisine. Предыдущие игры, которые прошли в турецком городе Изник, задали очень высокую планку уровня подготовки. Вот, и поэтому мы ставим для себя, конечно, очень амбициозные планы, чтобы наши игры были не хуже, чем в Турции. Мы очень благодарны нашим турецким партнерам, друзьям. Сегодня в нашем офисе трудятся сотрудники Всемирной конфедерации этноспорта, которую возглавляет уважаемый господин Белял Эрдоган, который возглавляет Всемирную конфедерацию. И мы его ждем не просто как почетного гостя на игры, но также как и соорганизатора наших игр. Evet, Sayın Müdürümüz, sizin anlattığına göre Türkiye'de son kez gerçekleştirilmiş olan İznik Olimpiyatları, İznik'te gerçekleştirilen göçebe oyunları çıtayı oldukça yükseltti ve biz de bu sefer Astana'da bu oyunların, göçebe oyunların, bu dev organizasyonun en yüksek seviyede gerçekleştirmesini hedefliyoruz ve bu oyunlara Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'da bekliyoruz ki şu an ofiste
içinde bulunduğumuz şu an ofiste de Etnospor Konfederasyonu çalışanlarının da buradaki müdürlükte faaliyet gösterdiğini aktarıyor. Помимо почетных гостей из Турции, мы также ждем многочисленных туристов. И мы хотим заверить, что игры кочевников – это будет очень интересный, очень яркий праздник. Это будет очень яркое, красочное шоу, церемония открытия, которая состоится 8 сентября на 30-тысячном стадионе «Астана-Арена». Поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех туристов, всех, кто любит и ценит этнический спорт, приехать в Астану. Астана очень гостеприимный и безопасный город. Evet, bu organizasyon kapsamında, bu dev organizasyon kapsamında başkenti Astana'ya ve Kazakistan'a çok sayıda turistlerin beklendiğini, turistlerin gelmesinin beklendiğini aktarıyor ve 30 bin kişilik Astana stadında da görkemli bir açılış töreni gerçekleştiriyor ve bunun yanı sıra da çok önemli organizasyonlar kapsamında katılımların sağlanması da düşünülüyor. Bu yüzden de Astana, Kazakistan başkenti Astana çok güvenli ve çok güzel bir şehir ve başkent olduğunu aktarıyor kendisi. Добро пожаловать в Казахстан, добро пожаловать в Астану. Evet, sizin de duyduğunuz gibi Astana'ya hoş geldiniz, Kazakistan'a hoş geldiniz deniyor. Evet, bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Astana'dan 5. Dünya Göçebe Oyunlarına hazırlığın son aşamasını Genel Müdürü Sayın Nail Nurov'la birlikte aktardık diyelim ve söze yine size bırakalım. Evet, Nurgali Casikbay ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Dünya Göçebe Oyunları'nın 5.'si Astana'da düzenlenecek önümüzdeki Eylül ayında sevgili seyirciler.